Hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Hazır evdeyken bir tane videomun altına aldım. Tek bir yorumla bu videoyu çekmeye karar verdim. Arka planda kuzenlerim olduğu için biraz fazla gülmeli bir video olabilir. Bu videoda sizlere kısa saçlar için farklı saç modelleri yapacağım. Aslında şu an saçlarım uzadı, kestirecektim. Fakat bu karantina olaylarından dolayı kuaföre gitmeyi çekindim. Ve şu anda yine kısa bence. O yüzden hem kendimin kullandığım hem de sizlerin kullanabileceğinizi düşündüğüm güzel, pratik farklı saç modellerini sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı... Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz farklı videolar varsa bu isteklerinizi de yorumlarda dile getirmeyi unutmayın. Şimdi hemen videoya geçebiliriz. İlk modelimize başlayalım. Bandanalı, toplamalı bir model yapacağım. Önce saçımı topluyorum. Sonra bandanamı. İkinci modelimize geçeceğiz. Kolay bir model. Saçımı buradan alıyorum. Şuradan tutturdum. Şimdi üçüncü modele geçiyoruz. Önlerden birer tane bırakıyorum. Şuradan bir tutam alıyorum. Lastik dokayla. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Sırada dördüncü modelim var. Bu model için lastik toka ve bandana kullanacağım. Öncelikle saçımı topuz yapacağım. Sonra bandanamı alıyorum. Şimdi beşinci modelimiz var. Bunda biraz örgülü bir model olacak. Sonra da arkadan tutturacağız. Şuradan saçımı aldım. Şimdi bunu karışmasın diye tutturuyorum.
Şimdi aynısını bu tarafa da yapacağım. Aynı modelden devam ederek farklı bir model yapacağım. Lastik tokamı aldım. Saçımı topluyorum. Şimdi 7. modelimizdeyiz. Bu modelde basit, sıradan, günlük hayatta çokça kullandığım bir model yapacağım. Şöyle bir tokam var. Bunu alacağım. Saçlarımdan yine önlerde bırakıyorum. Şuradan saçımı aldım. Modelimde örgülü bir model yapacağım. Saçımı şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Şu tarafını yapacağım. Önce bu tarafını tutturuyorum. Model dedim, böyle yapıyorum ki. Şimdi bu tarafını Hollanda örgüyü yapacağım. Benim saçım kıvırcık olduğu için karıştıra karıştıra yapıyorum. Siz düzgün yaparsınız herhalde. Çok gözükmüyor olabilir yani o yüzden ama örüyorum yani. Çıkıyor. Kullanıyorum. Burayı da aynı şekilde örüp geleceğim. İki tane Hollanda örgüsü şeklinde 9. modelimi yaptım. Şimdi buradan farklı modeller çıkartacağım. Bu saçlarımı alacağım. Şöyle arkada tel toka yardımıyla tutturacağım. Şimdi tabii ki bu modeli bu şekilde bırakmayacağım. Yıldızlı böyle küçük tokalarım var. Bunları örgülerin içine döndürerek takıyorsunuz. Ben de bunları şimdi takacağım. Şimdi 10. modele geçeceğiz. Bu model içinde bu örgüden devam edeceğim. Saçımı öncelikle açacağım. Şimdi saçımı şuralarına kadar örgümü açtım. Buradan birleştiriyorum. Tokamı aldım. Topuz yapacağım. Şimdi 11. modelimize geçiyoruz. Bunun için saçımı şurasından ayırıyorum ve bu tarafa atıyorum. Şimdi buradan keskin iki tane ayırma istiyorum. Bu örgü gibi duracak ama aslında vuracağız.
Birincisini şuradan ayırdıktan sonra aldım. Sıkı sıkı bir şekilde. Doladım. Öncelikle tel tokayla tutturacağım. Şimdi de aynı şekilde burayı da yapacağım. Bir tutam şuradan saç çıkardım. Bunu alacağım. Buraya getirip şu tokayı alacağım. Bununla ikisini birleştireceğim. Şimdi 12. modelimize geçeceğiz. Bu modelde saçlarımı ben ortadan ayırmayı tercih etmiyorum. Aslında şurası ortalan. Ön kısmını sevmiyorum ortadan ayırmayı. Arkadan şöyle rastgele ortadan olacak şekilde ayırdım. Buradan seçimi alıyordum. Şu ön kısımdan yine seçimi çıkartacağım bir parça. Bunu aldım ve şöyle lastiklerimle bağlayacağım. Buradan da yine seçimi ayıracağım. Saçımı iki tane böyle bağladım ama böyle kalmayacak. Şimdi şöyle bir tacım var. Bununla kafamı takacağım. Bu şekilde. On üçüncü modeldeyiz. Şimdi bu modelden devam edeceğim. Bu bağladığım saçlarımı topuz yaparak yeni bu model elde edeceğim. Aynı şekilde bu tarafa da yapıyorum. Çok zor, hem de kısa saçlar için aynı şekilde. Ben de hem kıvırcık hem de kısa saçlı biri olarak kendim yaptığım modelleri sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de denerseniz benimle fotoğraflarınızı Instagram'dan lütfen paylaşın. Aşağıya da 1'den 13'e kadar en beğendiğiniz... Kanka yapma, dur, hafızam bitecek. Aşağıya yorumlara da 1'den 13'e kadar en beğendiğiniz 3 model numarasını yazın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğeninizi ve abone olmanızı istiyorum. Ne alaka böyle konuşuyorsunuz? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İstediğiniz farklı videolarda yine yorumlarda benimle paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İlik gibi hareketler yapmayın. İlik ne kanka? İlik it yavrusu. Papi!